Yerli ürün. Bak onu göstereceğim mesela. Papa Brilliant. Ya bu, bakın arkadaşlar. Allah'ını severseniz. Ya tövbe sabre tövbe. Bak. O mu? En kaliteli o mu? 90 lira yani. 88 lira. 88 lira. Bu 75 lira. Ya ben parasına değilim. Onu söyleyeyim. Ben parasına değilim. Şunu demek istiyorum. Hatta 75 lira 4 kilo arasında 80 liraya geliyor. 40-40. 8 kilo yoktur. 8 kilo olacaktım. Neyse. 8 kiloluk yoktur. Ha, 8 kiloluk neymiş bu? Ha, 8 kiloluk buldum. Bu da profesyonel. İyisi bu. Yerli bir ürün. Bak profesyonel yazıyor. Ne kadar verecekmişiz buna? 8 kilosuna 75 lira vereceğiz. İki tane alalım. Birine... Bu Omo'ya geçti geri. Delik mi lan? Evet, delik. Evet. Şimdi... Ne yapıyoruz? Böyle buradan gidiyoruz. Size ne göstereyim? Ne göstereyim? Abi 80 dolar 500 watt bir Bluetooth. Başka? Bir yer parfümü alalım mutfak için. Ama sen için diyor. Ha, bu şey. Çamaşır kokusu. Ha, öbür tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Burada hepsi çamaşır. Ha, benim şu. Evet. Şimdi. Şunlardan alalım böyle 3 tane. Bu kadar güzel. Ha, 2,5 dolar abi şu bardakların tanesi. 3 tane alalım. 2,5 dolar. Ama kulsuz olursa 1. 1 para 1 mi? Böyle. Ha, şu kocaman bardak 16 lira, 12 lira. Ha, bu daha güzel. İçmeye. Hatta burada bak hala Coca-Cola bardakları satılıyor. Şöyle. 5.90. Evet, bunlar çamaşır deterjanı. Çamaşır suyu pardon, özür dilerim. Çamaşır suyu 5 lira. Bu kaliteli. En kaliteli bu burada. 5 lirası 2,5 dolar. Bu marka da iyi. Bu da ikinci yeni iyi marka. Çok farklı arasında ya. Evet. 13.70. 13.70 gerçekten çok pahalı. Şu uygun mesela. 5 litresi 9. Yani 1,5-2 dolar arası. Supreme. Yani bu iyi, ben anlamıyorum. Yani bu kalitesiz. Bu da bayağı bir kalitesiz. Üçüncü bir kalite diyelim. Bu da 8.25. Alttan çarpacaksınız arkadaşlar. Küsuratını saymasak alttan çarpacaksınız. Türkiye fiyatıyla. Ha, bu da diyor ki yer. Yer için bir tane şunu alalım. Ha, buna ne kadar vereceğiz? 11.70. Alttan çarpacağız. 70 TL'ye denk geliyor. 70 TL. Evet. Bugün domatese bakacağız. İtalyan domatesi ne kadarmış? Canım bugün de melemen çekti ama döner yapacağım. Evet. 4.20. Domates 4.20. Evet, şimdi tek elden araba sürüyorum ama biraz zor oluyor arkadaşlar. Biraz da domates alayım. Öbür tarafta ne domates varmış? Ona bakalım. Evet. Bu da 3.90'mış. 3.99. Evet, ara vereyim bir çekime, ben domates alayım.
Bakın mesela 1,5 litre portakal suyu, yani larancacı suku diyor. 18-20, bir adet alırsan 21 lira, çok fark var. 3 riyal var arada. 3 riyaldan da fazla var. Yani 2,5 dolar 1 litre portakal suyu, yani Türk parasından göre 85 liraya mı denk geliyor arkadaşlar? 80-85 liraya geliyor. Burada Brezilya'da yoğurt yoktur. Yoğurt şu şekil var. İki çeşitli yoğurt var arkadaşlar. Bu bir şekilde Danone'nin firmasının var, yani Fransız firmasının. Bak şunlar da şu gördüğünüz gibi. Bir de Brezilya'nın Vigor diye bir markası var. O da nerede geçtik mi galiba? Yoğurdu buldum. Şu Batava Brezilya. Bu da yoğurt. Ama ne kadar yoğurt? 160 gramı. Yani kilosu kaça geliyor? Dur. 2,5 liradan 5 tane olsa 15, 25, abi 25-30 TL'ye denk geliyor. Böyle. Ben 2 kilo yoğurdu 25 riyaldan satıyorum, isteyen oldu mu? 1 kilo evet yoğurdu, kaliteli yoğurdu ama taş gibi. Elma, burada bana göre en iyi elma bu. Kıtır kıtır Türklere, Türkiye'deki elmaya benzeyen elma sadece bu arkadaşlar. O da bu şekil elma. 1 kilo hazır. Adedi sayısı belli. Ha, bu şey erik. Erin yarım kilosu 12.90. 2,5 dolar. 1 kilosu 5 dolar. Bu elma arkadaşlar. Elmanın kilosu bak diyor ki 2 dolar. Elma 2 dolar burada arkadaşlar. Yani bu 12 mevsim var bu elma arkadaşlar. 12 mevsim kilosu 2 dolar. Değişmiyor. Yani 1 riyal aşağı iniyor. 1 riyal yukarı çıkıyor. Evet. Burada üzüm çok pahalı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Üzüm böyle. İzmir çekirdeksiz üzüm var burada. Çekirdekli üzüm yoktur. Şu şekil. Siyah üzüm de var. Kilosu 2,5 dolardan daha fazla. Yani 13-14 riyal. Alttan çarpacaksınız. Çok pahalı abi. 6x4-24. 85 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. 85 TL'ye denk geliyor. 1 kilo üzüm 85 TL. Bunu toptan alırsanız ne kadar ediyor? 9 riyala geliyor. 10 riyal 2 dolara geliyor. Yarım kilosu. Kilosu 4 dolar toptan. Üzüm pahalı. 100 TL'ye üzüm var ya, ne kadar? Ne bileyim artık, ben hesaplayamıyorum. 4 dolar 130 TL, 130 TL abi. 150 TL üzüm. Ben de üzümü çok severim. Üzüm, karpuz, kavun. Kavun hiç yiyemiyor zaten. Kavun yok burada. Kavun var ama kabak alıp yesen daha lezzetli. Kabak daha lezzetli. O yüzden dolayı üzüm, kavun yiyemiyoruz. Mesela benim burada üzümü, üzüm diyorum, kavun hasretim var. Kavun çok seven bir insanım. Şeftali, kavun Brezilya'da yoktur. Yani tekrar söylüyorum, yoktur derken lezzetli yoktur. Kabak var. Başka ne yapıyoruz? Buradan şey alalım. Krem peynir alıyoruz. Bu güzel oluyor. Şöyle 3 adet alayım. Hem bireysel oluyor. Fiyatı aynı oluyor. Büyük de alsan küçük de alsan aynı oluyor arkadaşlar. Yani şurada bak, büyük gördün ya. Fiyatı aynı abi ya. Üçlü alıyorum, daha iyi oluyor. Bitince hemen açıyoruz ama büyük açınca kuruyor. Videoyu ileride çekemedim. Şu an sıradayım. Domates tarttıracağım. Evet, domatesim de arkadaşlar, ben Türkiye'de olsa, dünyada neresi olursa olsun kesinlikle hazır böyle kıyma almayınız. Diyor ki bak, burada çok güzel yazmış. Bak. Bak çok güzel yazmış ama ben bunu almam. Onu söylüyorum. Size göstermek istiyorum. Kıyma et diyor. %20'si diyor yağlı diyor. GNTR diyor. Yani tüm etin her tarafından karışılmış. Bak bu da hazır köfte satılıyor. Bu da diyor ki bak. Arkadaşlar diyor ki bu da diyor dana eti diyor. Bak dana diyor. Bovina da, dana demektir. Köfte hazır. Kıyma %100. Direkt pişirebilirsiniz fırında veya yağda. Hazır güzel yapmışlar. Bayağı bir güzel. En iyi marka Frio Boy. Tamam mı hocam? Çok kaliteli bir marka. Bu firma çok kaliteli, temiz bir firma. Yani Brezilya'da güven verebileceğin hangi marka olabilir? Tok olabilir, Arçelik olabilir. Yani bunun gibi bir marka. Bak bir de burada eti şöyle şu şekilde sayıyor. Eti böyle kanlı kanlı satıyorlar arkadaşlar. Ben bunları da almıyorum zaten. Ben eti ya koyun kesiyorum ya parça alıyorum. Arap marketlerinden alıyorum. Yani bir şekilde helal alıyoruz. Yani ama bir de burada şu var. Bak. Ben buna kızıyorum arkadaşlar.
kuzu etini bile domuz etinin yanına koyuyorlar. Olmaz. Ya bunların hepsi zaten, şunların hepsi zaten %100 domuz. Bir de bunların sucukları, bunlar sucuk değil arkadaşlar. Biz bunları burada sucuk diyorlar da, bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar böbrek, dalak, daşak, yarak oluyor ya abicim. Onların karışımından çekilmiş kanlı kanlı ciğer, yürek, hepsi karışımına yapılmış. Bakın çeşit çeşit hazır iç organ bunlar. Sakatat yani. İşimiz olmaz. Bak burada Brezilya'da çok seviyor bunu. Horoza yani kaynatıyorlar, suyunu içiyorlar. Çok faydalı, çok güzel. Ona ben bir şey demiyorum. Tamam, tavuğa bir şey dediğimiz yok. Balığa, tavuğa bir şey dediğimiz yok. Yine hazır kıyma satıyorlar, karşıyız. Burada kıyma tüketimi yoktur arkadaşlar. Kıymayı niye kullanıyorlar onu da bilmiyorum. Şu neyi, bunu göremedim. Ha belki de. Ha bunu şaşırdım. Bu neymiş? Bakayım dur. Ha baktım arkadaşlar. Bak, Korçi suyunu yazıyorlar. Suyu ne demek? Çiftlik domuzu diyorlar. Bir de Bahiga yazıyor bak. Yani karın bölgesindeki yağlı et. Ya. Ya ben bunları size göstermek için çekiyorum. Ben bunların yanına yaklaşmıyorum dahi. Ya mesela burada çok güzel sucuk gibi yapmışlar. Ama bunlar sucuk değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sucuk değil. Salam, sosis, carçurt, kıyma bak görüyor musunuz? Bayağı çeşitleri var. Ama bizim işimiz olmaz abi. Bu balık olur. Tamam, balığa amenna. Balığa amenna. Peynirler tamam. Bu da saçmaladı arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Bu saçmaladı. Abi 1 kilo peynir 80 riyal, 70 riyal olur mu? Bak abi burada. Ucuz bir firma 53 lira yazıyor. Abi ne diyorsun sen ya? 1 kilo peynir 400 TL'ye denk geliyor ya. 400 TL olur mu ya? Yani saçmaladı yani. Brezilya'da peynir saçmaladı yani ha. Peynir uçtu, manyak oldu. Aa bak. Bak görüyor musunuz bak. Peynir ucuz demeyin. Brezilya'da peynir var. 60 lira denk geliyor. 57, 48. Yani baba. Yani ucuz değil. Vallahi ben ucuz olsun diye gidiyorum, toptan alıyorum. Alabildiğim kadar alıyorum, stokluyorum. Ha şu çok güzel bir şey. Bu mükemmel. Hatta alayım. Bizim Eren çok seviyor bunu. Kerem bayılıyor. Eren seviyor, Kerem bayılıyor. Şundan alayım. İki tane. Benim hanım da seviyor. Üç tane alayım ya. Oğlunun alayım. Oğlunun alayım. Üçünü de alıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu çok güzel. Bu ne? Size söyleyeyim. Abi maydanoz var. Bak maydanoz, samırsak, ekmek, peynir. Karışıyorlar abi. Mayonez, peynir, her şeyi karışıyorlar. Ekmeğin arasına sürüyorlar. Biz bunu şişe saplayıp pişirip yiyoruz. Çok mükemmel oluyor. Samırsaklı ekmek. Kısacası. Mayonezli samırsaklı ekmek. Bu yenir arkadaşlar. Bu güzel. Bir sakınca yoktur. Evet başka. Salam, sosis, mortakalaya geçmiyoruz. O bizi ilgilendirmez. Bizden uzak olsun. Evet, yedek peynirimizi alıyoruz. Bu ne kadarmış? Kurçun light. 17, 24, 102. Şundan alayım ben 3-5 tane arkadaşlar. Farmoza light diyorlar. Ben bundan su böreği yapıyorum. Evde de yedek bulunduruyorum. Geçen hafta kullanmıştım, bitmişti. Onu koyacağız. Ondan sonra bir tane de bundan alacağız. Yarın markete gideceğim için. Bir tane alayım, iki tane alayım. Bir şey olmaz. Tamam hocam. Bir tane alayım ya. Ha, bir tane aldık. Bunlar zaten bizim yaptığımız börek pasta yağları. Bak bunların da neyine fark edeceğiz biliyor musun? Bak şu yağ kaliteli. Bunu nereden biliyorum? Markasına bakmıyorum. Burada şuna bakıyorum. %80 oranına bakıyorum bak. Bu işe yaramaz. Aynı firma ama bu işe yaramaz. Bundan bunun arasındaki fark %50 fark ediyor arkadaşlar. O yüzden bizim işimiz kaliteyle. Benim kullandığım bütün ürünler, tüpünden, suyundan, sütünden, her şeyine tut. En iyi markaları kullanıyorum. Bak burası toplam bölümü. Toplam bölümü oldu mu? Ya açık mı varmış diyecek mi? Kapalıymış, ha, eğriymiş. Ya gördüğünüz gibi 6 dolar, 8 dolar. Peynirler burada 6 dolar ile 10 dolar arasında değişiyor Brezilya'da. Dolar hesabından söylüyorum ben size. Real hesabından da hesabı ile 30 ile 50 real arasında oynuyor. Bu 40 yazıyor da 50 real kadar var. Ben 40 liralık bir peynir alıyorum. Onu toptan aldığım için şey diyorum. Ama canım şimdi peynir balık çekti arkadaşlar. Hep birlikte balık bölümüne geçiriyoruz.
Balık, balık, balık. Evet, bunu biliyorsunuz. Ponci keju. Un, peynir ve nişasta karışımından yapılıyor. Çok güzel bir olay. Bende videolar var biliyorsunuz. Daha önce de çekmiştim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Balıklara geçiyoruz. Ben videoyu ara vereyim. Balıkları bulunca. Bak, bu da ne yapmışlar? Hazır baharatlı 4 adet şey var. 4 adet tavuk. $2.5 ve 8'e de var, gördüğünüz gibi 8-9'a da var. Hazır terbiyeli tavuk direkt fırınabiliyorsun tabağın içerisinde. Çok güzel. Evet arkadaşlar, ben balığımı buldum. Bu balık gerçekten şöyle söyleyeyim, $6.5'a denk geliyor. $6.5 yani 34 real toptan fiyatı. 2 real oynuyor zaten parakendiyle. Ben bundan her gelinde her hafta 3 tane alıyorum. $20 veriyorum buna. Yani haftada 700 TL balığa veriyoruz. Bu bende iki sefer yapıyoruz biz, buna yetiyor. Hafta iki gün balık yiyoruz. Çünkü 800 gram var. Ya da bir tane daha alayım, bitmez bu. 1,5 kilo yapınca mükemmel bir balık. Böyle. Ben ölüyorum, seviyorum, geberiyorum böyle bunu yemeye. Evet. Aldık 4 tanesini. 1000 TL arkadaşlar. Bu 1000 TL'ye denk geliyor işte. Neredeyse 4 tanesi 1000 TL. Haftada 1000 TL bala veriyorum abi. İki sefer yemek yapıyoruz. Güzel oluyor. Haftanın 2 günü ben balık yemeye özen gösteriyorum. Ya bu da şirapi ama bu kılçıklı. Kılçıklı olduğundan dolayı bak. Bu kılçıklı aynı balık. 800 gramı bak, gördünüz mü? $25. Bu $7.5. Evet, $6.5. Ama ben kılçıksız böyle file 10 numara. Bir de daha buldum, 800 gramı 35 lira. Bu neymiş? Sol çinya yok. Bir de 1 kiloluk da satmıyorlar burada. 800 gramlık satıyorlar her zaman. Ne fark edecek ki? Şuradan da hazır patates alıyorum. Hazır patates şeyden daha ucuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün patatesin daha ucuz. Yani Arda niye böyle? Niye? Toptan aldıkları, toptan direkt farklı firmaları yapıyor. Kendisi bu yüzden ucuzdur. Kesin başa neyden olacak? Patata konjelado. Bulduk. Evet ha. Evet, 2 kiloluk. 1,5 kilosu 21. Belki ya ben brezi kullanıyorum. Palito. Ne de bizim patatesimiz. En çok kullandığımız patates vardı arkadaşlar burada. Şöyle patata palito kuniko. Şefi. Oru oru. Şık. Bu ne? Şik. Şik. Bu şik iyi. Ben Brezil. Bundan da iki tane alalım. Üç olsun. Evde. Soymaktan iyidir. Airfryer'de yapıyoruz. Güzel oluyor. Ama airfryer'de ben çok sevmiyorum. Niye biliyor musunuz? Bir kişilik patatesi yarım saatte yapıyor. Ya bir kişilik patatesi yarım saatte yapıyor arkadaşlar. Olmaz ki öyle. Evet arkadaşlar, markette ilerliyoruz. Bu video uzun olmasın diye ben bunu şimdi burada kesiyorum. Başka bir zaman yine devam edeceğiz. Şunu da size göstereyim. Evet, Brezilya'nın Latin Amerika'da denince Asahi denir. Asahi deyince en iyi marka budur. Kaliteli markadır. Asahi Brezilya'ya özgün bir meyvedir. Amazonlarda yetişir. İçinde böyle çekilerekten böyle çilekli, bananalı yani portakallı, bak muzlu böyle çeşitlerini yapıyorlar. Dondurmaları var, bunları var. Bayağı bir çeşitleri var. Brezilya'da dondurma yenmez. Brezilya dondurma bölümüne geçiyorum. Çünkü hepsi sahte. Yani içinde süt mü yoktur. %3 müdür, %5 müdür Allah bilir, bilmiyoruz bile. Yani büyük bir firmaların bile dondurmasını alsan, aynı nasıl Türkiye'de Algida'nın süt oranı %1-2 ise, Avrupa'da %20 ise, burada %0'dır anca. Yok yani, burada da kalitesiz dondurmalar
kaliteli dondurmayı yiyecekseniz İtalyan dondurmacılarına gideceksiniz. Orası da çok pahalı. Ondan sonra şeker den kapatacağım. Burada 25 kiloluk şeker yoktur, 50 kiloluk şeker yoktur. Böyle burada 1 kilo 1 kilo. Onlar paketli, onlar kiloluk paket halinde alıyoruz. Şeker de kilosu. Göstereyim. Alttan çarpın arkadaşlar. 3.49 yani 3.5 riyal. 3.5 6 kere 3 18 21 TL arkadaşlar şekerin kilosu. Bak bu da 3.29. 6 kere 3 18 19.5 20 20 TL şekerin kilosu arkadaşlar. Burada şekerin kilosu 20 TL ile 22 TL arasında değişiyor. Gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Herkese saygılar, sevgiler. Abone olmayı, like atmayı, Hamza abiye destek vermeyi lütfen unutmuyoruz. Hamza abi Brezilya'ya çalışmak için gelen ama burada bir ustanın bile 400 dolardan fazla maaş alamadığı bir ülke Brezilya. Brezilya güzel bir ülkedir. İşini yorursa, kendi işini yaparsan güzeldir. Ama kiralar çok fazla olduğundan dolayı bu sıkıntı vardır. Abimiz de ya Türkiye'ye dönecekti ya Amerika'ya gitmeye çalışacaktı. Amerika'ya gitti, başardı. Ben de elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. İyi bir insan. İnşallah Allah sağlık, sıhhat verir. Selamünaleyküm. Sıhhat verir. İyi olur. Sağlık sorunları olmaz. Bak bu da neymiş? Organik şeker arkadaşlar. Diyorum. Dediğim gibi Hamza abiye destek oluyoruz. Sevgilerimle, saygılarımla herkese Brezilya'dan, Sao Paulo'dan, Asayi Market'inden hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Arabamızı gördünüz. Gördüğünüz gibi fiyatına kadar vereceğim, çıkışına kadar vereceğim. Bunu da göstereceğim size fişinle beraber fotoğrafını atarım. Evet abi. Gördüğünüz gibi 1353 riyal tuttu, yani yaklaşık 280 dolar. Evet arkadaşlar, ezilmesin diye bunları ikinci arabaya koydum ve 16 kilo tedercan, 110 kilo şeker ve 15 paket ekmek ve şunda da para tutuyor biliyorsunuz, bunda da pahalı. Her neyse 6 dolar tanesi. Toplamda 8500 TL karşılığı para verdim. Bu benim bir haftalık şekerim zaten. Haftaya sütüm bitecek. Ondan sonraki hafta kahvem bitecek. Onları aylık alıyorum zaten. Şekeri fazla yığmıyorum. Şekerin fiyatı hiç değişmiyor zaten. Toptan da alsan, ucuz da yani az da alsan aynı fiyat değişmiyor. Bu sebepten dolayı şekeri fazla yüklenmiyorum. Haftalık hem ağırlık olmasın diye böyle alıyoruz. Böyle arabayı biraz öne almak zorundayım. Dediğim gibi arkadaşlar 8500 lira para verdim. Fiyatların bazılarını gösterdim. Bir sonraki videoda daha ayrıntılı market fiyatlarını size gösteririm. Herkese sevgiler, saygılar.